Herkese selam arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 Türkiye haritasına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün bana çok çok uzun zamandan beri talep gelen araçlardan birisini yapıyoruz. Bir modu yapıyoruz. Tanju Akdoğan modunu yapıyoruz bugün arkadaşlar. Bayağıdır bu talep geliyor. Hele son zamanlarda yine gelmeye başladı. Nazım Zeki Uysal'ın tırından sonra. Bugün de değişiklik olsun. Tanju Akdoğan'ın tırını yapalım dedik. Gayet güzel bir mod yapılmış. Sadece biraz şurada test ettim. Şu alan içerisinde. İç sesle dış ses farkı var maalesef. Yani fren sesi farkı var öyle diyeyim. Onun dışında herhangi bir eksiğini ben görmedim şimdilik. Bakalım yola çıktığımız zaman fark ederiz var mı yok mu. Işıklar dehşet. Işıkları dehşet yapılmış. Kabin aydınlatması da var. Şöyle içine girdiğim zaman belli olur. Kabin aydınlatmamız da mevcut. Araç gayet güzel yapılmış arkadaşlar. Yapan kişilerin ellerine, kollarına, emeklerine sağlık. Şöyle hemen arkaya doğru da geçelim. Dorsemiz de orijinal kendi dorsesi. Tanju Akdoğan'ın. Hatta şu anki dorsesinin arkasında şöyle bir pankart gibi bir şey var. Şehidimize sağ olsun koymuş. Biliyorsunuz arkadaşlar zaten hani açıklama yapmama gerek yok bu konuda. Herkes biliyor. Bilmeyen eminim yok zaten. Gayet güzel keyifli bir mod yapılmış. Şöyle fren sesini de hatta şöyle dinleteyim size. Böyle bir fren sesi var arkadaşlar. Şöyle vites değiştirme sesleri falan mevcut. Gayet güzel, keyifli bir mod olmuş gerçekten. Şöyle haritamıza da bakalım. Bugün Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yükümüz yine tabii ki farklı bir yer ama biz Kahramanmaraş Kayseri arası yol yapacağız. 35 tonluk bir yükümüz var. Ne taşıyormuşuz? Polistiren kutuları taşıyormuşuz. Polistiren neyse artık ben de bilmiyorum. Yavaştan yolumuza çıkabiliriz. Biraz fazla geride duruyor sanki koltuk değil mi? Biraz şöyle hafif aşağı indirip biraz da şöyle bir tık aynen yakınlaştırsak sanki daha keyifli olacak gibi. Dıştan da duyalım sesini. Orijinalindeki şu ortadaki 4 tane ışık mavi olması lazım ama modla beraber öyle bir seçenek gelmiyor. Belki ekstradan bir mod indirmek gerekiyordur ama modun içinde o mavi ışık seçeneği maalesef yok. Yavaştan şuradan çıkalım bakalım. Hem böyle fizik kendi içerisinde modu, fizik modu mevcut arkadaşlar. Fizik modu, jant modu, dorse modu, araç modu hepsi içerisinde mevcut. Gördüğünüz gibi fiziğini zaten efsane bir fizik modu var. Ben de böyle bir fizik modu kullanıyordum zaten. Ama içinden çıkanı attım. Gördüğünüz üzere gayet güzel yapılmış. Tabii dayı sen durdun da. U dönüş yapacağız. İki kamerasıyla bakarken navigasyona hiç bakmadık vallahi ne tarafa gideceğiz. Şuradan U dönüşü yapacağız mecburen. Mecbur U dönüşü yapacağız yani.
460 beygir bu arada arkadaşlar. Aracımız orijinali 460 beygir. Zaten hiçbir şeye dokunmadım işte aracın. Sadece araç içerisine işte kupa, işte köpek, işte bal kabağı, şuraya çanta, bilgisayar. Onları koydum. Onun dışında aracın orijinalliğini kesinlikle bozmadım. Hiçbir şeyini ellemedim. Araç neyse o geliyor. Sadece ekstradan jantları takıyorsunuz işte. Kabinimizi açalım. Kabin aydınlat. Gerçi kabin aydınlatması biraz fazla olduğu zaman bu mesela biraz fazla dışarısını karanlık yapıyor. Bakın. Hop aydınlanıyor hava. Ya tam geceleri aslında. Yak bak için bakın. Bayağı bir karartıyor yani. O yüzden pek kabin ışığı gündüzleri kullanmak istemiyorum. Fren sesi fena ya. Araç akıyor. Kaza yapmasak iyidir böyle. İki kamerasından hiç kullanamıyorum arkadaşlar. Bayağı seri gidiyor araç. 35 ton olmasına rağmen güzel gidiyor yani. Bu arada Kahramanmaraş'tan çıktık. Kahramanmaraş'taki tüm arkadaşlarımıza da selamlarımız olsun buradan. Kayseri'ye doğru yollanıyoruz. Retarder var mı? Tabii ki. Güzel gidiyor. Düz yolu bulduk mu yapıştırıyor, sıkıntı yok. Rahat rahat keyifli keyifli basıyoruz. Retarder solda. Renault'larda böyle miymiş ya? Hep sağda hani gördük. Bakın retarder kolu solda. İlk defa gördüm solda. Otobüslerde ve diğer tırlarda hep sağda gördüm ben çünkü retarder kolunu. Renault'da da solda demek ki. Selamlar dayı. Bugün ağzım yüzüm çok kuruyor. Sürekli su içiyorum. Sıcaklar başladı basmaya çünkü. Benim su içme zamanlarım geldi. Yazın acayip derecede su içiyorum arkadaşlar. Buzdolabı bir tane 5 litrelik su koyuyorum. Sabah akşam gel git sürekli onu içip duruyorum vallahi. Yalnız viraj ve rampa iyiymiş yani. Evet, önümüzde bir tane dayı var. Dayı bizi öldürdü. Şu anda.
Vallahi dayı bizi bitirdi. Bitirdin bizi dayı. Sadece bu korna var. Başka korna yok. Sollasak. Olur bence. Bence olur. Önümüzde de güzel virajlar var galiba. Ve rampa aşağı iniyoruz. Retarderimizi çekelim. Evet. Çok güzel yaylanıyor. Yol çok güzelmiş ya. Böyle gelmediğim yollardan bir tanesi de arkadaşlar işte beraber geliyoruz. Çıkıp Türkiye haritasını hiç gezmiyorum tek başına. Böyle daha keyifli oluyor çünkü. Daha önceden gördüğüm yolları size sanki hiç görmemişim gibi anlatmak kötü oluyor. Kötü olur yani. Mesela multiplayer'da anlatacak bir şey yok. Hepiniz biliyorsunuz yolları. Ben de biliyorum. O yüzden anlatılacak bir şey yok mesela multiplayer'da yollar hakkında. Vay yol ne güzelmiş falan diyemiyoruz. Zaten yıllarca kullandığımız yollar. Ama Türkiye haritasını ben ilk defa oynuyorum. Siz eminim oynamışsınızdır ama ben ilk defa oynuyorum yani. Bu yolu mesela ilk defa gidiyorum. Şöyle yapıştıralım diyeceğim ama yol tek şeride düştü. O ileride tünel var galiba. Aynen. Acaba ne tüneli? Hiç bilmiyorum buraları. Fazla seyahat etmediğim için hiç bilmiyorum gerçekten ve o bayağı şeyler de var, engeller de var. Maşallah. Tünelin içine böyle engel mi olurmuş ya? Gerçekte yoktur eminim yani bu. O kadar hızlı sen arkadan gel, burada bu engellerle karşılaş. Vay vay vay. İlerideki virajları navigasyondan görebiliyorum. Siz şu anda göremiyorsunuz gerçi navigasyondan ama keşke şu camın şuraya falan bir navigasyon koysaydım. Orijinalliğini bozmak istemedim o yüzden. Hiçbir şey eklenti yapmadım araca. Bilmiyorum gerçeğinde var mıdır orada tanjör aktüelini koyduğu bir navigasyon var mıdır? Tam şu sol camda ama ben koymak istemedim. Neyse navigasyondan görmeden yolları görürsünüz sizler de babalar. Bilmeyen arkadaşlarımız. Gerçi iki taneymiş galiba. Virajda öyle çok yoğun bir viraj yokmuş ama. Ya öyle kalırsın işte. Orada kalırsın öyle. Yakalım mı kabini aydınlatmamızı artık. Hafiften akşamüstü gibi oldu saat. Bince hava kararır gibi oldu. Gerçi dışarısı çok kararıyor ya. Gerçekten bu biraz problem aslında bu oyunda. Yol gözükmüyor.
Sadece aracın içini gördükten sonra bir keyif vermiyor bu sefer bana şahsen. Valla tır yol vermeseydi biraz kalırdık orada ama sağ olsun yol verdi. Birden 8'e kadar biraz seri vites geçişi yapıyoruz. 2, 4, 6, 8 diye atıyorum zaten. Fark etmişsinizdir. Ama 8'den sonra biraz 10, 12 arası biraz zorluyor aracı. Aslında 10, 11, 12 yapmak şöyle bakayım. Evet, daha mantıklı bu araçta. İşte aracı testede öğreniyoruz biraz da babalar. Öyle direkt otur oyna mantığı olmuyor. Testede araca alışıyorsun. Gerçek hayatta da eminim öyledir zaten. Bir araca pat diye oturup aracı yıllardır kullanıyormuşsun gibi hiç böyle bilmedim bir araca herhalde süremezsin. Yani sürersin elbet sürersin ama yıllarca kullandığın bir araç gibi olmaz. Bir alışma süreci olması şarttır yani. Şu an güzel gidiyor araç. İyi kapattık gidiyoruz. Acaba kaç kilometreydi ya? Kahramanmaraş. Kayseri arası. Fazla bir yolumuz kalmamış zaten. Evet, Kayseri'ye buradan itibaren dönüyoruz artık. Şu biraz tehlikeli aldık sanki. İşte şu fren sesi mesela bakın. Dışarıdakini içte duysak ne güzel olur, değil mi? Bence gayet güzel olur. Evet, Kayseri. Kayseri'deki tüm arkadaşlarımıza da selamlarımız olsun babalar, cansınız.
Kayseri'ye geldik. Şimdi ileride bir yerde bir servis olacak. Servise girip bitirebiliriz arkadaşlar. İkiden altıya mı atsam vitesi, ne yapsam? Altıdan on olmuyormuş ama. Evet, şöyle sola geçmem lazım. İyi battırdık aracı. Aynen, şurada ileride servis var. Servise girelim, servise bitirelim arkadaşlar. Hazır kimse gelmiyorken dönelim direkt. Şöyle park edebiliriz arkadaşlar. Biraz yamuk girdik herhalde ama olsun, sıkıntı yok. Evet babalar, keyifli bir yolculuktu. Şöyle yakınlaştıralım aracımızı, öyle bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan Kahramanmaraş'taki ve Kayseri'deki tüm arkadaşlarımıza selamlarımız olsun. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.